Merhaba sevgili Novuda Kitap takipçileri. Novuda Kitap'la hoş geldiniz. Ben Gülümse Hikmet Uyanık. Bugün sizleri tam kalbinizin ortasından vuracak harikulade bir eserle tanıştıracağım. Gizli Bahçe. Kalbi kırıkların, hayatta umudu kalmamışların, bir tarafı hep incinmiş olanların, kırgın ve küskün olanların, hayata küskün olanların kitabı. Eğer hayatınızın bir yerinde sizin de bir kırgınlığınız, bir incinmişliğiniz varsa, gözünüzden akmayı bekleyen bir damla kahırlı bir yaşınız varsa, o halde gelin birlikte birbirimizi can kulağıyla dinleyelim. Belki söyleyeceğimiz herhangi bir söz birbirimizin yarasına merhem olur. Ne demiş atalar? Ancak aynı yerden yaralananlar birbirini anlayabilir. Frances Burnett'in İş Bankası yayınlarından Osman Çakmakçı çevirisiyle dilimize kazandırılmış çok güzel bir kitap. Yalnızların, hayal kırıklığına uğramışların, aslında birbirine çok ihtiyacı olan ama birbirinden uzakta yaşayan insanların toplandığı bir kitap. Mary Lennox, kitabımın baş kahramanı. Bir İngiliz subayıyla güzelliğinden başka hiçbir şeyi olmayan, annelik duygularını yitirmiş bir kadının çocuğu olarak dünyaya geliyor. İlgi ve sevgi eksikliğinden dolayı hırçın, yaramaz bir insana dönüşüyor. Kitabımız herhangi bir çocuk kitabı olarak görünse de aslında içerik olarak kalbi kırık, hüzün dolu, yarım kalmış bir aşkın, bir adamın hikayesini de anlatmakta. Hindistan'da çıkan bir kolera salgınından sonra anne babasını kaybeden Mary Lennox, İngiltere'ye hayatta kalan tek akrabası, halasının kocasının yanına gönderiliyor. Fakat halasının kocası da zaten hayata küsmüş, zaten hayatla bütün bağlarını kesmiş. Neden? Çünkü hayatta en çok sevdiği kadınını kaybetmiş. 600 yıllık bir malikane, 100 odalı bir malikane. Sahibi Bay Crown, Mary Lennox'un eniştesi. Fakat hayata küsüyor, seyahatlere çıkıyor. İçindeki yangını başka türlü söndüremiyor adam. Mary Lennox 100 odalı bir malikanede yine yapayalnız ve yine bakıcıların, hizmetlilerin elinin altında kalıyor. Fakat onun hayatına bir kadın değiyor. Bir kadın. Martha adında, onun hizmetinden sorumlu, genç, tatlı bir hanım. Ve onun kardeşi olan Deacon. Deacon ve Martha, Mary Lennox'u hayata döndüren ve hayata dönme zincirini başlatan iki güzel kahraman. Romanımızın diğer baş kahramanları. Eşi öldükten sonra Bay Crown hayata kendi gönül kapılarını, evinin kapılarını, gönül sarayının kapılarını ve eşiyle birlikte bir zamanlar mutluluk içerisinde var etmeye çalıştığı bahçesinin kapılarını da paslı kilitlerle kapatıyor. Ve aradan 10 yıl geçiyor. Ta ki Mary Lennox o eve, o bahçeye gelene kadar. Sonra bir ardıç kuşu ve bir bahçıvan ve orada duyduğu küçük hikayelerle gizli bahçeyi fark ediyor. Gizli bahçe hakkında bir şeyler duyuyor ve o bahçeyi arayıp bulma merakına giriyor. Bulduktan sonra herkesten saklayarak, herkesten gizleyerek o bahçeyi tekrar var etmeye çalışıyor. Yanında can dostu, kendini hayata kazandıran, hayvanların dostu, doğanın dostu, 12 yaşındaki Deacon'la. Deacon aslında romanın en can alıcı kahramanlarından birisi. Çünkü 12 yaşında fakat yüreğindeki merhamet ve sevgi 12 yaşından çok çok fazla büyük. Boğulmakta olan bir tilki yavrusunu kendine dost ediniyor kurtardıktan sonra. Yuvasından düşmüş bir karga yavrusunu alıyor, bakıyor, besliyor ve onu kendine dost ediniyor.
kuru tohumları, kuru ağaçları, kuru bitkileri bile hayata döndürmesini biliyor. Deacon'dan bahsetmişken kitaptan yine size bir paragraf okumak istiyorum. Benim hayran kaldığım beyefendi Deacon hakkında. Mary çimende ona doğru adeta uçtu. "Ah Deacon, Deacon!" diye haykırdı. "Nasıl bu kadar erken gelebildin? Nasıl? Güneş daha yeni doğdu ama." Deacon gülüp yüzünde bir parıltıyla ve her tarafı kirpas içinde doğruldu. Gözleri gök parçasına benziyordu. "Eh," dedi, "ben ondan daha önce kalktım. Nasıl yatakta kalabilirdim ki? Bu sabah dünya çok güzel uyandı. Çok güzel. Her şey çalışmaya, kuşlar ötüp cıvıldaşmaya, yuvalarını yapmaya, kokular salmaya başlamışken insanın sırt üstü yatmak yerine dışarıya çıkması gerekir." Frances Burnett hakkında daha detaylı bilgi vermek isterim size, yazarımız hakkında. 1849'da İngiltere'de dünyaya gelir. 3 yaşında babasını kaybettiği için annesiyle birlikte manavcılık yaparlar. Ve hayatta kalabilmek için çeşitli dergi ve gazetelere yazmaya başlar. Ve Burnett'in edebi hayatı da bu şekilde başlıyor zaten. Daha başka eserler olarak Küçük Lord, Küçük Prenses, yani Küçük Prens'le karıştırmamak lazım, Küçük Prenses gibi başka eserleri de vardır. 75 yaşında dünyaya gözlerini, bize bu değerli armağanları bırakarak Deacon'ı, Bay Crown'u, Mary Lennox'u, Küçük Lord'u, Küçük Prenses'i bırakarak hayata veda etmiştir 75 yaşındayken. Sevgili Burnett, seni bu dünyada ağırlamak gerçekten bizim için bir onurdu. Sen iyi ki var oldun ve iyi ki bize bu güzel dünyayı, bu güzel armağanları bırakıp gittin. Seni seviyoruz. Eğer bizi bir yerlerden duyuyorsan gerçekten sevgimizi de hissedebilirsin.